Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iyi başladım hafta sonuna. İyi gitti. Evet. Sevinçli gitti. Bugün de çok sevinçle başladım ama... Aması? Ne oldu? Başlayamadım. Ne oldu? Dünürümün şeyleri. Sevincin kursağında kaldı değil mi? Gömdüler seni yine. Dün dünürüm bizdeydi. Hiçbir şey yoktu. Herhalde Başak gene arkamı buldu. Anasını dolduruşa getirdi. Kızlar Allah aşkına ya. Hanife Hanımcığım, her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Oğlun Başak'ı destekliyor. Annesini bilmiyorum ne yaptığını Başak. Ama sen yani biraz abartıyor musun? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ki ama sonuçta hep haksız çıkan sensin ama haklıyım diye bağırıyorsun. Ben bunun için çıkamadım bu işin içinden. Burada ben bir şey söyleyebilir miyim? İzlemediniz mi? Annesinden gelen videoda ne diyordu? El bebek, gül bebek, şımarık büyüttüm diyor. Başak şımarık yapıyor olamaz mı? Niye Hanife Hanım hep suçlu oluyor? Dur Hanımcığım, farkında değil misin? İnciler sahte çıktı. İnciler sahte çıktı. Oğluna anahtar ben kendi verdi dedi. Ama oğlu tehditlen dedi. Hangi birine inanacağım, pardon? Kızlar, ben size söylemiştim. Mutfağın gerçek sahibi. Ah işte belli oldu. Bakın ikinci çeyreğimi de taktım. Kolay gelsin Başak. Başak! Ay yaşasın benim gelin. Evet, çeyreği sen kazandın da benim asıl takıldığım yer neresi oldu biliyor musun? Çeyrek sevinciniz. Niye, ne olmuş? Akşama kadar burada birbirinizi yediniz. Ha. Çeyreği kazanınca kayınvalidem de sen de bütün dertlerinizi unuttunuz bir anda. Sizin bak, öyle olmuyor ya. Nasıl öyle bir anda yağlı ballı oldunuz? Yani bir çeyrek nelere kadir görüyoruz arkadaşlar yani burada. Yeri geliyor siz. Ayrıca sana bir şey söylemek istiyorum Başak. Burada bize konuları gerçekten çok yanlış aktarıyorsun. Sırf senin tarafına geçelim diye bence. Ne yapıyorsun biliyor musun? Sen burada düğün meselesini çok farklı anlattın. Yok işte gelebilir de edebilir de düğüne. Ama kadıncağız içeride ağladı ya. Kayınvalidem o her şeye ağlar. Ona bu kalırsa. Yapar sonra hiçbir şey olmamış gibi geçer kenara ağlar. Tek sorun ne biliyor musun? Kayınvalidemin yaşanan şeyleri sürekli inkar edip yalana dolana bulaşması. Nasıl bu kadar yani? Kızlar bu kadar basit. Benim yalan söylediğini mi düşünüyorsun? Evet kayınvalidem yalan söylüyor. Çünkü olan şeyleri inkar etme huyu var benim kayınvalidem. Ya ben de kocaman kadına böyle bir şey yakıştıramıyorum ya. Ama şöyle bak hani gerçekten... Bir kadın niye böyle bir şey yapar yani? Zaten ortalığı karıştırdığım belli. Çünkü benim eşyalarım da masanın üstünde, valizde abi her şeyi karışıyor. Nesi o zaman karışık? Sen karıştırdın yine. Pardon. Hayır, burada ben müdahale etmek istiyorum. Ortalık karışık oralarda. Dur bir dakika. Benli, sen dağınıksın da ortalığa ekiyorsun çamaşırlarını da. Yok, ben ekmiyorum. Ben... Nasıl niye ekmiyorsun? Niye? Hayır, ama sen dağınıksın evet. Rabia Hanımcığım. Her şeyin bir yerlerde, orada, bu, burada, şu. Evet, sen dağınıksın. Ayakkabımı burada giyeyim diye oraya koyayım. Orada giyeyim, oraya koyayım. Hayatım, benimkiler niye bavulda? Tamam, benimki de bavulda ya. Hayır, hepsi bir yerde. Hepsi bir yerde. Sen yanlış şey ediyorsun. Benim kıyafet valizim ayrı, ayakkabı valizim ayrı. Dün geldim buraya, masanın üstüne kartonun içinde yazmam vardı. İnnoyası. Onu bir zaman aradım bulamadım. Ama ben sana şimdi yerini ayakkabım söyledim. Ayakkabım da yok, hiç giymediğim ayakkabım da yok. Ben sana demeyim gördüğüm yani, yeri demeyim. Söyledim. Sen dağınık olduğunu kabul etmiyorsun. Onu gerçek mi diyor mu yani? Evet. Koyduğun yeri unutuyorsun. Hayır. Ara yere düşebilir. Hayır. Biz seni bak, çok ara yerleri yıkardım. Daha da ettik. Suçlama kimseyi. Kayınvalidem zor bir kadın işte. Ben senelerdir çekiyorum. Herkes de biliyor işte kızlar. Herkes de biliyor. Huyunu biliyor. Artık yani şey yapmıyorum. Çok kale almıyorum. Ama ben şu şeyi tam anlayamadım açıkçası. Ben hani Damla'nın dinlediği kısmını duymadım da. Şimdi kayınvaliden neden gelmedi o düğüne? Damla yani... Daha böyle şey, hasta falan dedik, hastaneye mi yattın, ne oldun, ne? Nasıl bir trafik kazası? Ya yani bir insan ya. Oğlunun düğününe gelmek istemez mi? İlla ki o da istemişti. Ben çok büyük bir şey olmadığı sürece gelmeyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Benden önce yaşandığı hani... için bu olay, ben dedim ya ona anlatın diye. Ben... Ama senden önce yaşansa da sen bu ailenin içerisindesin ya, illa ki duymuşsundur. İşte bana söyledi, ben... kaza geçirdim ve oğlumun düğününe gidemedim.
Kayınvaliden kayınvalideme de anlatmış olanları. VTR'yi izleyelim istersen. İzleyelim. Yoğun bakımda mıydı acaba? Çok merak ediyorum. Allah aşkına kızlar, sizin de evlatlarınız var. Ne geç, ne yaşarsanız yaşayın, insan evladının düğününe gitmez mi ya? Ben Ankara'ya gitmiştim. Dönüşte düğün olacaktı. Ben trafik kazası geçirdim. Kayınvaliden bildiğiniz arabaya çarptı. Nasıl yani? Araba ona çarpmıştı. Kaynanama çarpmış, arabaya çarpmış. Benim yüzüm tamamen dağılmıştı. Tabii 15 gün ben hastaneye. Onlar da düğün şeylerini almışlardı. Mecburen hatta beni aradı. Oğlum bak gelemiyorum. Hatta doğru dürüst konuşamıyordum bile. Biz de bir anneyiz. Çocuğumuzun hürmetini görmek istiyoruz ya. İsteriz. Erteleyebilirdi ya. Erteleyebilirdi şey bence. Bir ay sonursan oğlum. Salonlar tutulmuş. Otursun. Olsun. Ama olur, nasıl o kadar millete şey edeceksin? Davetiye vermişsin, her şey olmuş, yapılmış. Ben bile istemezdim. Yani Hanif Hanımcığım, çok çok geçmiş olsun. Ama şöyle bir şey var. O düğün ertelenmeliydi. Bence de. Zaten en başından beri bana bu kaza yaptım, gidemedim olayları da pek samimi gelmedi. Oh, ondan kurtuldum gözüyle bakıyordur, emin olun. Anlatınca ben dedim ki acaba altın takmamak için mi gelmiyor, ama kadıncağızın suratı da almış ya. Yok başa. Ya yüzünde bir tane ameliyat izi var mı acaba, bir dikkatli baksanıza suratını kızlar. Suratını da aldı diyor ya. Allah aşkına bu kadar sizi kandırmasına izin vermeyin ya. Ay anne, olayı ne kadar da farklı anlatıyorsun. Yani gören de diyecek ki çok ağır bir kaza geçirdin, yoğun bakımlardan çıkamadın. Kandırmak... Biraz yüzünüzü açın kızlar. Ay, ya. Kandırmak ayrı bir mevzu da kayınvalidem arabaya çarptı diyorsun ya. Çok ayıp söyledin. Kayınvalidem arabaya çarptı ne demek ya? Ya ben gerçekten inanmıyorum. Yüzüm gözüm ya, her yeri parçalanmıştır. Ya sen Hanife... Milyonların önünde. Öyle yüzünde bir ameliyat izi fark ettin mi? Bak şimdi, hep ameliyat izi olmak zorunda değil, tamam mı? Kadının yüzü kötü durumdadır. Zaten öyle olmasa bak 15 gün yattın ya hastanede. Neden oğlunu bir başına bıraksın ya? Ya neden? Ne kadar kötün yüzün kötü olursa olsun bantını takarsın. Yara bandını bilmem neyini takarsın, yine gidersin o düğününe. Ya yüzün parçalanmış diyor ya. Oğlunun düğünü. Sen milyonların önünde kadınlar resmen dalga geçiyorsun. İnsanlığın ayrı bir şey. Senin yaptığın ayrı bir şey. Sen de erkek annesisin. Senin de evladın evet, var. Evet, ben de erkek annesiyim ve düşünüyorum, onun yerine kendimi koyuyorum. Yani çok önemli bir şey olmadığı sürece, ki Hanife teyzeyi az çok tanıdıysam, asla orada oğlunu tek başına bırakmaz. Ne diyor? Ben babasız büyüttüm diyor. O kadar büyük sorumlulukları almış bir kadın düğünde mi yalnız bırakacak? Bıraktı. Neden kaçsın? Neden bıraktı, kaçsın? Bıraktı. Kayınvalidem sever bana böyle şeyleri. Bana bir tane mantıklı sebep söylersin. Kayınvalidem kaçak dövüşür hep, siz anlamıyorsunuz. Başakcığım, bu kadarına da pes yani. Kadın kaza geçirmiş, neyini sorguluyorsun? Sen kaynını sorgula düğünü iptal etmedi diye. Hanife Hanımcığım, şimdi düğünde kaza oldu. Başak başka söylüyor, sen başka söylüyorsun. Neyse, kaç gün kaldın hastanede? 15 gün. 15 gün sonra peki düğün oldu, gelinime hani yapacaktım, takacaktım, takıştıracaktım, öyle olacaktı. Ne yaptın düğünde? Niye? Yapsınlar çocuklar her şeyi, randevuları, her şeyini almışlar. Ben asla ona karşı değilim. Çok hiçbir yanlış. Şey. Hayır, yanlış değil. Tamam, kim ha? Olursa olsun, hayır, ne yanlış değil. Ne taktın peki? Bir saniye, ben şurada müdahale edeyim. Kadın ne dedi? Siz şunları unutuyorsunuz. Ben baştan konuştum, ev aldım, borcum vardı. Hiçbir şey yapamayacağıma, ya, takamayacağıma söylemiştim. O başak. Hayır, ilki. Siz kaçırıyorsunuz bazı detayları. Ne dedi? Yapamayacağımı, ev aldım, borcum vardı, hiçbir şey yapamayacağımı söylemiştim. Oğlum kendisi her şeyi yapacaktı. Ve o düğünü zorda kalacağı için, tekrar aynı şekilde aynı parayı ödeyemeyeceği için, zorda kalacağı için düğünü iptal ettirmedim demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyle. Hayatım iptal ediliyor ve ya, para ödeyseniz de geri alınıyor. Biz de düğün yaptık. Anlamıyorsun işte, kayınvalidem yapar çünkü oğullarını paylaşmakta ciddi sorunlar yaşadı. Bak sesim kesildi, anlatamıyorum. Evlendirmezdi o zaman, düğünün engel olurdu. Ya zaten evlendirmemek için gitti, düştü ya hastanelere, arabanın önüne attı kendini. Niye anlamıyorsun? İnanılmaz
abartıyorsun. İnanılmaz. Yani kim ister oğlumun düğünü iptal olsun ya da gidemeyeyim diye arabanın önüne kendini atar ya? İşte kayınvalidem yapar. Başak sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne söylüyorsun? Ne diyorsun? Ben evlatlarım için canımı veririm. Ama bilerek de arabanın önüne kimse kendini atmaz. Ne bu ameliyat ne oldun sen? Bir anlat bakayım. Nasıl parçalandı? Şu olay anını bize bir detaylı anlat. Bir konuşalım ben ya. Ben sana 8 senedir anlatıyorum da. Anlamak şimdi istemiyor. Mi anlamıyorsun? Allah aşkına ya. Anne bak ne söylüyorsan gerçekten söyle. Bir şey söyleyeyim mi Başak? Sen bak, buraya kayınvalideni karalama kampanyası için gelmişsin. Hayır ben kesinlikle. Ben sana çok kısa bak, bir soru sormak hataları istiyorum. Hataları olabilir, yanlışları olabilir. Hepsine eyvallah da bu kadar olmaz ya. Başak sen ne diyorsun? Ben canımla uğraşırken düğünü mi düşüneceğim Allah aşkına? Bir bant diyorsun, değil öyle. E kaza oldu tabii. Paran da cebine kaldı. Bu da sana güzel bir bahane oldu düğüne gitmemek için.